Arkadaşlar iyi günler. Doğu Hoca'yla bir coğrafya dersinde yine bir aradayız. Konumuz Türkiye'de enerji kaynakları. Türkiye'de enerji kaynaklarını konuşmadan öncelikle bir takım noktaları vurgulamak zorundayım. Yine bura mutlaka soru beklediğim, her sene soru gelen bir bölüm. Neden her sene mutlaka bir soru geliyor? Çünkü Türkiye gelişmekte olan bir ülke. Dolayısıyla Türkiye'nin enerji ihtiyacı her geçen gün büyüyor. Nüfusu inanılmaz bir hızla artan Türkiye'nin arkadaşlar enerji ihtiyacı da katlamalı olarak artıyor. Yani sadece evlerdeki ışık değil, fabrikaların, tesislerin devamlılığı sağlayan enerji, otomobillerin, kamyonların, trenlerin, uçakların uçmasını sağlayan enerji kaynakları bu işin içinde. Hepsini düşündüğümüz zaman Türkiye'de ne kadar büyük bir sıkıntı çekildiğini daha iyi anlayacağınızı ümit ediyorum. Çünkü Türkiye'nin kendi yurdunda çıkan enerji kaynağı yeterli değil. Enerji ihtiyacımızın büyük bölümünü yurt dışından ithalat yoluyla çok ciddi paralar ödeyerek temin ediyoruz. Bu da ülke ekonomisini büyük problemlerle baş başa bırakıyor. Türkiye ekonomisinin ciddi problemlerle karşılaşması ya da krizlere açık bir ekonomik yapıya sahip olmamızın temelinde özellikle enerji sektöründe çok büyük sorunların bulunması, ihtiyacın büyük ölçüde dış alım yoluyla karşılanması etkili oluyor. Bunu asla unutmuyorsunuz. Enerji kaynakları deyince ikiye ayırıyoruz. Yenilenebilen ve yenilenemeyen enerji kaynaklarını. Yenilenemeyen kaynaklarımız taş kömürü, lignit, petrol, doğalgaz, nükleer enerji gibi yalnızca bir sefer kullanılan, ikinci sefer kullanılamayan maddeleri yakıt olarak tüketen enerji kaynaklarını kastediyor. Yenilenebilen, yenilenen döngü içindeki enerji kaynakları ise hidroelektrik, güneş, rüzgar, jeotermal veya biyokütle adıyla anılan işte hayvan dışkısı gibi materyallerden oluşan bir enerji türü. Şimdi bunları sırasıyla ele alırsak taş kömüründen bahsetmemiz lazım. Taş kömürü ilk kez Osmanlı döneminde 1850'li yıllarda Zonguldak çevresinde Uzun Mehmet tarafından bulunmuş. Arkadaşlar Ereğli, Zonguldak, Amasra arasındaki bölgede bol bol işletilmiş. Bu 100 yılı aşkın zamanda Türkiye'deki kömür büyük ölçüde tüketilmiş. Artık buradaki yataklar terk edilmiş. Mesela Zonguldak'taki maden çıkarımı neredeyse bitmiş. Ama az da olsa Amasra'da ve Ereğli'de bir miktar çıkarmaya devam ediyor. Türkiye kömür işletmelerinin işçileri ama büyük ölçüde yurt dışından temin ediyoruz ihtiyacımız olan taş kömürünü. Özellikle Rusya ve Ukrayna üzerinden gelen gemiler Zonguldak limanına yanaşıp getirdikleri kömürleri, taş kömürünü bırakıyorlar. Taş kömürü kaliteli, yüksek karbon oranına sahip, az duman çıkaran, az zehirli bir kömür. Ama arkadaşlar yine de bu kömürün 150 yılda Zonguldak'a simsiyah bir şehir yaptığını söylemek mümkün. Aynı zamanda Zonguldak'ta Çatal Ağzı Termik Santrali adında bir senelik santralimiz var. Bu çok önemli çünkü Türkiye'de taş kömürüyle çalışan tek termik santralimiz Çatal Ağzı Termik Santrali. Burası taş kömürü tozuyla çalışıyor. Bu bakımdan böyle spesifik bir bilgiyi içermesi nedeniyle çok önemli bir yer aklınızda bulunsun. Yakın zamanda Türkiye'deki taş kömürünün tamamen tükeneceği bir gerçek. Bunu da bilin. Gelelim lignite. Türkiye'deki enerji kaynakları içerisinde en fazla yaygın olan, en çok yerde bulunan, en çok işletilen, termik santrallerde en çok yakıtılan, tüketilen maden lignit arkadaşlar. Bunun sebebi Türkiye'nin üçüncü zamanda oluşmuş genç bir ülke olması ve genç ülkelerde karakteristik madenlerden birinin de lignit olması. Üçüncü zamanda oluşmuş lignit yatakları Türkiye'nin genç bir ülke olmasına bağlı olarak her yerdeki havzalarda bol bol bulunur. Aynı şekilde petrol de üçüncü zaman arazilerinde bulunur ama Türkiye'de petrolün bulunmamasının sebebi ne? Petrol yataklarının büyük ölçüde kesintiye uğraması, yani dağların oluşumu sırasında, havzaların oluşumu sırasında, grabenlerin, horstların, fayların, şarayacların, dokanakların oluşması sırasında bu petrol formasyonlarının bölünmesi, parçalanması Türkiye'de petrol bulunmasına engel olmuş. Ama lignit
kömür olduğundan kaynaklı Türkiye'de 3. zaman arazisinin görüldüğü her yerde, yani bütün Türkiye'de bol bol bulunan bir yeraltı kaynağı. İşte bakın, Kırklareli Saray'dan tutun da Van'a kadar her yerde lignit yataklarına rastlamak mümkün. Bu lignit az karbon içeren, bol kül yayan, havayı kirleten, o yüzden olumsuz bir yeraltı kaynağı. Fakat Türkiye bunu ısrarla termik santrallerinde yakarak kullanıyor. Neden? Çünkü Türkiye'nin yurt dışından para almaya artık gücü kalmadı. Yurt dışından petrol, doğal gaz almak çok masraflı. Bunların yerine yerli maden kullanmak daha önemli. Ve üstüne üstlük mesela Türkiye'de Maraş Elbistan Termik Santrali ülke enerjisinin yaklaşık %6'sını, %5'ini üretiyor. Bu müthiş bir rakam. Afşin Elbistan Termik Santrali aklınızda mutlaka bulunsun. Türkiye'nin en büyük termik santrali. Bunun dışında nerelerde var arkadaşlar? Soma, Seyit Ömer, Tunçbilek, Yatağan, Yeniköy, Kemerköy, Elbistan, Çayırhan, Orhaneli, Türkiye'de termik santrallerin bulunduğu başlıca merkezler. Nerelerden çıkarılıyor? O kadar çok ki söylemeye dilim yetmez, 40 tane civarında yerden çıkarılıyor ama başlıcaları Elbistan, Soma, Tunçbilek, Seyit Ömer, Tavşanlı, Çan, Yatağan, Çeltek, Nallıhan, Çayırhan, Dodurga, Aşkale gibi yerlerin hepsinde lignit yataklarına, lignit madenlerine rastlıyoruz. İşte 200'ü belki 300'ü geçen sayıda, tam sayıyı hatırlamıyorum ama 300 olması lazım. 300 civarında insanın Soma lignit madeninde hayatını kaybettiğini biliyorsunuz, günümüze oldukça yakın bir dönemde. Yine 3. zaman arazilerinde bolca bulunan bir yeraltı kaynağı petrol Türkiye'de çok bulunmuyor. Çünkü Türkiye tektonik bakımdan çok örselenmiş, çok arızalanmış, çok bölünmüş, faylanmış, kıvrılmış bir ülke. Sadece Türkiye'de yapılan aramalar 1940 yılında Batman, bugünkü Batman'ın, Raman, Garzan, Kurtalan, Siirt, Kurtalan ve Adıyaman ile Uraştır çevresinde sahalarda petrol yataklarına rastlanmış. Bu petrol yataklarından çıkarılan 550 bin ton civarındaki petrol arkadaşlar, özür diliyorum, 550 bin ton Türkiye'nin yıllık petrol tüketimi. Buralarda bulunan petrol yine Batman'daki yerli petrol rafinerisinde tamamen Türkiye'de çıkarılan petrolle çalışılan tek petrol rafinerimiz şurada, Batman petrol rafinerisi. Bunun dışında neler var? İzmit'te Tüpraş petrol rafinerisi, İzmir'de Ali Ağa petrol rafinerisi, Mersin'de Ataş petrol rafinerisi, arkadaşlar Kırıkkale'de Orta Anadolu petrol rafinerisi ve Batman'da Batman petrol rafinerisi başlıca rafinerilerimiz. Buraların ihtiyacı olan binlerce ton petrolün yalnızca %4'ünü yurt içi kaynaktan, Batman'dan elde ediyoruz. Bunun dışında petrolü İran, Irak, Suriye diyorum, özür dilerim, Suudi Arabistan, Rusya, Kazakistan gibi ülkelerden temin ediyoruz. Ama son yıllarda belimizi büken asıl enerji kaynağı doğal gaz. Çünkü doğal gaz Türkiye'de inanılmaz yaygınlaştırıldı. Her eve doğal gaz çekildi ama doğal gazımız yok. Dolayısıyla doğal gazla tümüyle dışa bağımlıyız ve yurt dışında fiyatı belirlenen doğal gaz çok pahalıya geliyor Türkiye'ye. Bu da Türkiye'nin belini büküyor. Türkiye'nin öz kaynağı olan doğal gaz nereden çıkıyor? Hamitabat, Kırklareli ve Mardin, Çamurlu'da iki yerden çıkarılıyor doğal gaz. Bu da sadece %1'ine de daha azla denk geliyor. Bunun dışındaki doğal gaz Rusya, İran, Azerbaycan, Cezayir ve Nijerya'dan temin ediliyor. Türkiye inanılmaz doğal gaz kullanan bir ülke. Çünkü Türkiye aynı zamanda bir intihar etti. Kendi kafasına sıktı. Ne yaptı? 1990'lı yıllardan itibaren Türkiye'nin her yerine doğal gaz çevrim istasyonu adıyla termik santraller kurdu. Yani doğal gazın yakıldığı termik santraller, 40'tan fazla termik santral arkadaşlar Türkiye'de cayır cayır doğal gaz yakıyor. Bu doğal gaz da Türk ekonomisinin sırtında en büyük yüklerden birisi. Çünkü kendimiz üretemiyoruz. Bakın üretimimiz %0,6'ymış.
Tüketimimiz inanılmaz fazla. Biz bu fazlayı nereden karşılıyoruz? İthalat yoluyla dışarıdan karşılıyoruz. Hidroelektrik enerjisi, şimdi bir kere Avrupa'da hidroelektrik enerji potansiyeli bakımından 3. sırada olan bir ülkeyiz. En çok İsveç var, İsviçre var ve Türkiye hidroelektrik potansiyeli çok yüksek ülkeler. Türkiye Avrupa kıtasındaki pek çok ülkenin yüz ölçümünden daha büyük barajlara sahip. İşte Atatürk, Kemal, Karakaya, Uymapınar, Hirfanlı, Altınkaya gibi barajlar Türkiye'de inanılmaz büyük hidroelektrik santralleri. Bu hidroelektrik santralleri Türkiye elektrik üretiminin yaklaşık %15'ine yakınını üretiyor. Türkiye'de 2000 tane baraj var. Bunun 200 civarında, 200'den biraz fazlası hidroelektrik santrali özelliğini gösteriyor. Buraya kadar konuştuğumuz enerji kaynaklarından şunu asla unutmayacaksınız. Türkiye'de en fazla elektrik doğal gazdan üretilir. Yurt dışından alınan gazla. Yurt içinden alınan, yurt içi kaynaklardan en çok hidroelektrik enerjisi elde edilir. Bunun dışında Türkiye'de hızla gelişen yenilenebilen enerji kaynaklarından rüzgar enerjisi ve hidroelektrik enerjisi Türkiye'nin son yıllarda atılım yaptığı, Avrupa Birliği'nin verdiği kredilerle çok ciddi atılımların sağlandığı enerji kaynaklarından biridir. Bunlardan mesela rüzgar enerjisi, arkadaşlar, Ege ve Marmara bölgesi gayet uygun koşullar taşımasına rağmen Türkiye'de hemen her yerde üretilebilen bir enerji türü. İzmir, Muğla, Aydın, Manisa, Çanakkale, Balıkesir, İstanbul, Osmaniye ve Hatay'da rüzgar santralleri var. Ama Ankara'dan Afyon'a, Ankara'dan Antalya'ya, Ankara'dan İstanbul'a, Ankara'dan Sivas'a doğru derseniz her yerde rüzgar türbinlerine, pervanelere rastlayabilirsiniz. Pervaneler çok iyi ama bir tek zararı göçmen kuşların göç yollarına denk gelirse onları öldürüyor. Onların geçmesine izin vermiyor. O bakımdan zarar var ama bunun dışında çevreye gayet faydalı. Gürültü ve görüntü kirliliğinin dışında bir kirliliğe yol açmayan bir enerji türü. Türkiye'de de sanırım %3 civarında elektriği rüzgar enerjisinden üretiyoruz ama Türkiye'nin çok atılım yaptığı, 2000'den bu yana çok geliştiği, Türkiye mesela ben sınava girdiğimde KPSS'ye Türkiye'de bir tane santral vardı. O da Denizli Sarayköy'de yer alan jeotermal enerji santraliydi. Ama bugün inanılmaz çok jeotermal enerji santrali var. Nerededir bu jeotermal enerji santralleri? Özellikle Denizli, Aydın, İzmir, Muğla bölgesi, Afyon bölgesi inanılmaz. Yani Asıl Ege bölümü ve yer yer Çanakkale, Afyon gibi iç kesimlerdeki Ege bölgesinin yerlerinde çok fazla üretilebilen bir kaynak. Yani yer altına sızdıkça su 33 metrede bir derece ısınıyordu hatırlarsanız. Isınan su buharlaşıp yeryüzüne geri yükseliyor. Yüzeye ulaşan sıcak kaynak suyun, kaynamış suyun ve buharın gücüyle enerji üretilmesine jeotermal enerji diyoruz. Jeotermal enerjinin en fazla üretildiği yer Asıl Ege, Kıyı Ege ovaları, özellikle Denizli, Aydın illeri mutlaka aklımızda bulunsun. Ama bu bölgedeki illerin hepsinde jeotermal enerji fabrikalar var. Bugün 40'ın üzerinde jeotermal enerji santrali, yani JES, Türkiye üretiminin %7'sini sağlar hale geldi. Bu inanılmaz bir rakam. Bu hızla giderse Türkiye elektriğinin %20'si jeotermal enerjiden elde edilecek yakın dönemde. Yine çok önemli bir yenilenebilir enerji kaynağı güneş enerjisi arkadaşlar. Çevreye olan etkisinin neredeyse sıfır olması bakımından çok iyi bir enerji türü. Mesela 2 gün demeyeyim de 4-5 gün önce arkadaşlar Konya'nın Karapınar ilçesine Avrupa kıtasının en büyük ikinci güneş tarlası kuruldu. Güneş tarlası, güneş enerji santrali demek. Binlerce panel, siyah güneşe dönük, güne bakan panel elektrik enerjisi üretiyor. Bu elektrik enerjisi Türkiye üretiminin %2'sine denk geliyormuş. Bu inanılmaz bir rakam. Yani Türkiye'de boş kullanılmayan verimsiz arazilerin
bu yolla değerlendirilmesi inanılmaz bir getiri sağlayacaktır. Çünkü Türkiye mutlak konum olarak orta kuşağın sıcak kesiminde yer alan bir ülkeydi. Bu bakımdan güneşlenme süresi uzun, güneş enerji potansiyeli de gayet yüksekti. Norveç ile Almanya bu kadar bol üretiyorsa bunu biz haydi haydi üretiriz. Kayseri'de, Konya'da, Balıkesir'de, Denizli'de ve Mersin'de Türkiye üretiminin %2,5'unu karşılayan santraller yapılmış, güneş tarlaları kurulmuş, artı bir de %2 Karapınar eklendi buna, %4,5 şu anda Türkiye'nin güneş enerjisiyle çalışıyor. Bu çok önemli arkadaşlar. Yine bir diğer enerji türümüz biyokütle enerjisi. Nedir biyokütle? Ya ben size söyleyeyim, bu aslında benim aslında sağ olsun bu önceki videoları çeken bir Ömer arkadaşımız vardı biliyorsunuz. Hep Ömer bu konuda bana ilham kaynağı oluyordu. Ömer biyokütleyi çok seviyor çünkü Ömer'in çocukken yaşadığı köyde evlerde, konutlarda yakacak olarak kullanılan materyaller, yani siz de bilirsiniz, tezek, biyokütle arkadaşlar. Tezek kullanılarak elektrik enerjisi üretilmesine biyokütle enerjisi diyoruz. Biyokütle enerjisi sadece tezek değil, biyoetanol gibi yakıtların da kullanılmasıyla, yani sahte benzin kullanılmasıyla da, mısır özü yağının kullanılmasıyla da elektrik enerjisi üretilmesi biyokütle olarak adlandırılır. Mutlaka aklınızda bulundurun arkadaşlar, biyokütle son yıllarda Türkiye'nin gelişme sürecinin bir sonucu olarak ihtiyacı olan enerjiyi karşılaması için ilgilenmeye başladığı, uğraştığı bir yöntem. Bunlar niye gelişiyor? Ya şimdi biri size sorsa, Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynaklarının son 20 yılda üretimin neredeyse %15'ine ulaşması neyle alakalı? Ben size söyleyeyim. Devletin yenilenebilir enerji üretimini acayip desteklemesi bir. Avrupa Birliği'nin bu konuda hibelerde, desteklerde bulunması iki. Bunların çevresel etkilerinin çok az olması 3. Kurulduktan sonra ömür boyu para kazandırması 4. Gördüğünüz gibi yenilenebilir enerji inanılmaz karlı. Tam Türk girişimcisi var ya, tam Türk girişimcisine göre girişiyorlar yani. Gelelim maden kazalarına. Maden kazaları arkadaşlar Türkiye'de inanılmaz yaygın. Gelişmemiş ülkelerin veya şimdiki tabirle gelişmekte olan ülkelerin en karakteristik özelliği maden kazalarıyla her yıl çok sayıda insanın yaşamını yitirmesidir. Türkiye'de en son büyük kaza sanırım 304 kişinin öldüğü Soma kömür madeni grizu patlaması kazasıydı. Onun dışında Zonguldak'ta, Bartın'da, Bolu'da zaman zaman bu tip kazalara rastlıyoruz. Arkadaşlar bunları önlemek için iş güvenliği çok ciddi yapılmalı bir. Madenlerin olduğu bölgelerle ilgili çok ciddi eylem planları ve tahliye planları, eğitimleri, tatbikatları gerçekleştirilmeli. Haberleşme amacıyla cihaz, künye, ferdi oksijen maskesi gibi araçlar ve kişi başına bir çip düşecek şekilde sinyal veren bir çip bulunması zorunlu hale getirilmeli. Madenlerin kapalı devre kamera sistemleriyle izlenmeli, bütün giriş çıkışları takip altında tutulmalı. Bu maden ocağının girişine su baskını, yangın ve dumandan korunma önlemleri yüksek seviyede alınmış olmalı arkadaşlar. Bunun dışında yetkili makamlar mutlaka madeni sürekli kontrol etmeli, onaylanmalı ve burayla ilgili planlar herkesin görebileceği şekilde sergilenmeli. Arkadaşlar bunun dışında ocağın çeşitli yerlerinde dikkat edilmesi gereken konulara dair uyarı levhaları ve bilgilendirmeler sürekli yapılmalı. Kömür gibi kendiliğinden yanma ihtimali yüksek olan yeraltı kaynaklarının bulunduğu yerler ve ahşap materyallerin bulunduğu sahalar dikkat edilmeli ve bunlar kullanılmamalı. Hava girişlerine tozun girmesi önlenmeli. Niye? Çünkü
Mesela benim dedem kömür emeklisi arkadaşlar, size bir şey söyleyeyim. Rahmetlik 67 yaşında bütün kömür işçilerinin olduğu gibi akciğer kanserinden öldü. Bu şunu gösteriyor, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde madencilerin yeterli güvenlik önlemi içinde çalıştırılmadığını gösteriyor. Rahmetlik dedem de işte bir kömür işçisi olması bakımından kömür tozundan yuta yuta yıllarca kanser oldu, göçtü gitti bu dünyadan. Bu çok rastladığımız bir olay. Benzer şekilde arkadaşlar, Grizu ve kömür damarlarının bulunduğu ocaklarda çalışanlar çalışma süresince yanlarında mutlaka maskeler, özellikle karbondioksit maskesi ve oksijen tüpü bulundurmalı arkadaşlar. Üretim sırasında mutlaka metan drenajı, yani metan tahliyesi bacaları bulundurulmalı, yapılmalı. Metan ölçerler ve zehirli gaz ölçen diğer araçlar barındırılmalı. Patlayıcı maddeler buralarda kullanılabilecek nitelikte olmalı ve bunları kullanacak kişiler mutlaka yetiştirilmeli. Bu arada ben de bir dönem ciddi mağaracılıkla uğraştığım için mağaralarda, yaygın olarak kullanılan mağaralarda, yani madenlerde, maden galerilerinde kullanılan patlayıcıları birazcık biliyorum. Patlayıcılardan da anlamam söz konusu arkadaşlar. Çünkü madenlerde de aynı patlayıcılar kullanıldığı için bu insanların ciddi anlamda kurs ve eğitim süreçlerinden geçirilmiş olması gerekiyor. Efendim, son olarak da üretim yerlerinde nefes alınacak, kaçılabilecek, saklanabilecek odacıkların yapılması lazım. Yani her maden galerisinin içine işte 50'şer metre arayla, atıyorum sağ tarafına böyle 2 metreye, 2 metreye, 2 metrelik, 4 metre genişliğinde bir sığınma kabini kurulmalıdır. Bu da mutlaka madencilik faaliyetlerinin sürdürülebilir yapılması için gereken kurallardan birisi. Madencilik ve özellikle enerji kaynaklarıyla ilgili söylediklerimizden sonra burada hiç korkmayın. Eğer anladıysanız bilet üzerine tekrar edip konuyla ilgili mutlaka soru çözmeniz ciddi anlamda faydalı olacaktır. İnternette biliyorsunuz doğateş.com'da bir YGS konu anlatımlı kitabımın PDF'i var. Arkadaşlar, bu kitabın PDF'inde bulunan sorular gerçekten çok iyi. Bakın, iyi değil, çok çok iyi. Bu soruları alın, indirin, ücretsiz olarak çözün. Çıktı almak zorunda değilsiniz. Monitörden bakarak çözün. Bu soruları bir değerlendirin, etüt edin. Hangilerini yanlış yaptım, niye yanlış yaptım, bir fikir geliştirin. Sonra arkadaşlar, eksiklerinize dair yerleri bir daha dinleyin. Doğa Ateşi YouTube kanalı bunun için var. Bunları yaptıysanız bence buradan hiçbir soru kaçırmayacaksınız. Bu sene bir sorunun mutlaka çıkacağı konuyu bu iki derste yaptık. Şimdi arkadaşlar, abone olun, çevrenize duyurun ve sosyal platformlarda paylaşın dedikten sonra hepinize sınav sürecinde başarılar, bol şanslar diliyorum. İyi günler arkadaşlar.